Bizim yanımızda şu an bir konuğumuz var. Kendisi sınırın hemen öte yakasından geldi. Sizi tanıyalım. Çatışmaların içinden geldiniz. Çatışmanın içinden geldiniz. İsminiz? Abdülkerim Muhammed Dede. Şimdi Abdülkerim Muhammed Dede çatışmanın içinde yer alan bir isim. Bizde sınırın öte yakasında olup bitenleri anlatacak. Türkçeyi biliyor ama takıldığı yerde Ali Arslan Bey bize yardımcı olacak. Şimdi Talebat ilçesi sakin sessiz bir ilçeydi. Evet. Burada hiçbir olay olmamıştı. Evet. Bu ilçenin Suriyeli muhaliflerce önemi neydi? Neden bu çatışma çıktı? Bizim için Talebat çünkü burada çok sıkıntı yaşıyorduk. Mayınlardan sınırda çok mayın vardı. Yaralarımızı geçiremiyorduk. Ama bizim burada kapı olduğu için mayın yoktur. Buradan bize Türkiye'den erzak geliyor, destek geliyor, yiyecek geliyor, ambulanslar geliyor. Çünkü biz normalde ambulanslara yaralarımızı yaklaşık olarak 200-300 metre taşıyorduk. Ama şu an dün bizim Türk ambulansları direkt kapıya çık geldi. Yaralarımızı 2 dakikada aldık. Dolayısıyla buradan sizin lojistik açısından burası önemli. Evet, çok önemli. Bizim için çok önemli. Başka kapıları da aldık tabii. Babel Hava var, onu da aldık. Bizim için burası çok önemli. Onun için öyle. Peki şu an çatışmaların sürdüğü yer tam neresi? Zaman zaman şu Suriye bayrağının dalgalandığı yerden dumanların yükseldiğini görüyoruz evet, biz. Nerede sürüyor çatışmalar? O bayrağın olduğu yer neresi? Bayrağın olduğu yer orada askeriye istihbaratı, Suriye askeri istihbaratı. Aynı zamanda en arusta 6 tane 7 tane tank var. Hı hı. Orada çatışmalar oluyor. İleride şu adliye binası var, orada keskin nişancılar var. Hı hı. Bu bölgede çatışmalar oluyor şu an. Yani şu an Aynel Arus beldesinde çatışmalar devam ediyor. Suriye birliklerine ait tanklar var. Evet. Onlar da yaklaşmış durumda. Ne kadar yakına geldi o Suriye tankları? Yaklaşık olarak buradan 3 kilometre uzaktalar tanklar. Toplar da yaklaşık olarak 7 kilometre uzaktalar. Peki bize iki gündür şu da bilgi de geliyor. Zaman zaman savaş uçaklarının, Suriye savaş uçaklarının Talebat'ı bombalayabileceği, devreye girebileceği bu konuda bir bilginiz var mı? Hayır, bu konuda yoktur. Bizim bildiğimiz bu konuda bilgiler sadece sınırda yaklaşık olarak 7-6 kilometre gelemez uçaklar. Buradan uçaklar müdahale edemez, hayır. Peki bundan sonra çatışmanın ne zaman sonlanması tahmininiz? Allah'ın izniyle bir gün iki gün sonuçlar aldık. Bu arada evet. Bir şey daha eklemek istiyorum. Tamam. Peki bu arada bizim topraklarımıza şarapnel parçaları nasıl düşüyor? Mermiler oradan yaklaşık 7 kilometreden toplar mermiler attıkları zaman genelde bizim olduğumuz bölgeleri bilmiyorlar. Serbest atış yapıyorlar. Onun için buralara geliyor. Onun için buralara kadar geliyor yani, şarapnel parçaları. Sizin ekleyeceğiniz şu anda. Siz de 3 gündür Suriye'deydiniz. 3 gündür Suriye'deydik. Şu anda aslında bu kapı hem Özgür Suriye, Ceşal Hur dedikleri Özgür Suriye ordusu hem de Esad birliklerine bağlı ordu için çok önemli bir kapı. Çünkü iki tarafta geçiş noktasında, Türkiye'ye güvenli geçiş noktasında en güvenli kapı burası. Diğer kapılar zaten Ceşal Hur askerleri ordusu ele geçirmiş durumda. Bu kapı güvenliydi. Onların elindeki son kapıydı bu. Zaten bu kapıyla beraber ellerinde hiçbir dünyaya açılabilecekleri kapı kalmadı. Peki Suriye tankları Talebat'a ne kadar yakınlıkta? 3 kilometre yakınlıkta. Yakınlıkta. Evet. Girebilirler mi? Allah'ın izniyle giremez. Ya, elimizde normal silahlar var da ama Allah'ın izniyle giremezler. Peki. Ben bir not daha düşeyim. Şimdi 10 dakika sonra arkadaşı ben göndereceğim. Çatışmaya gidecek. O yüzden zamanınızı da almayacağız inşallah. Peki tamam, biz de zamanınızı almayalım. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, Akçakale'deki son durum, yaşananlar özetle bunlar.